Evet bayanlar baylar, hoş geldiniz yeni bir bölüme daha. Bugün meme ucu piercingini konuşacağız. İkiye ayıralım bence. Birincisi teknik konuşalım biraz. Ondan sonra biraz toplum moplum o şeylere girelim. Olur mu? Olur. O zaman teknik konuşalım. Sorularını alalım önce. Piercing yapımı videosunu izleyin. Hemen buradan gönderiyoruz. Kanalda piercing yapımı diye bir video yapmıştık. Orada detaylı anlatıyorum. O yüzden şimdi nasıl delinir falan anlatmayacağım. Piercing yapımını izleyin. Piercing bakımını da anlatmayacağım. Onun da videosu var çünkü piercing bakımı. Şu an sadece biz özel olarak meme ucunu konuşacağız. Genel. Siz o iki videoyu izleyin. His kaybı oluyor mu? Tek tek gel ya. Bunu beklemiş ya. Bugüne kadar toplam iki soru sormadın. Meme deyince acımıyor bir kere. Gerçekten acımıyor. Doğru delinirse acımıyor. Yine söylüyorum. Doğru piercing şeklinden bahsediyorum. Yani ben delersem evet acımıyor. Bana gelin diye demiyorum bunu yani. Sonra saçma bir yerde deldirip ay benimki acıdı demeyin. Beni ilgilendirmez. Ben delince acımaz. His kaybı olmaz. Alakası yok. Yani tabii ki yine iyi delinirse. Çünkü standart bir piercing bölgesidir meme ucu. Çok da popüler bir yerdir genel olarak. Türkiye'de değil. Genel olarak çok da popüler bir yerdir. Yani Amerika'da falan çok rahat herkesi görürsünüz İngiltere'de orada burada. Şimdi genelde şundan korkuluyor teknik konuşuyorsak eğer. Çok fazla oranda kadınlara nedense atfediliyor. Öyle bir şey yoktu ya. Kadın erkek yapılır. En fazla sorulan soru işte emzirince ne olacak? Çıkartacaksın çocuk onu yemesin diye. İkincisi işte süt gelir mi öyle olur mu sütümden pas mı çıkar falan. Öyle şeyler yok. Saçmalamayın lütfen. Komik şeyler. Ekstra delik oluyor mu? Ekstra delik oluyor tabii ki ve tam tersi emzirmeye daha elverişli oluyor senin meme ucun. Bu arada onun adına ben meme ucu diyorum. Çünkü o bir memedir ve ucu vardır. Göğüs dediğimiz bölge şöyle. Göğüs, o meme başka bir şey, göğüs başka bir şey. Değil mi? Evet. Arkadan böyle yaptı bu arada. Seni ya rezil edeceğim herkes. Böyle yaptı. Ama sen yaptın. Pislik. Meme ucunda gerçekten. Ciddiyete davet. Emzirmede falan sıkıntı yok. Tam tersi artısı bile var. Çünkü orada kanallar daha açık oluyor. Tabii ki piercingi çıkartmanız lazım. Yani aslında hamilelikte ufak ufak çıkartın. Yani 6. 7. ayda bence vücut kendine gelsin. Onun haricinde kolay kapanan bir yer değildir. Çok basit ve çok temiz bir yerdir. Delimi de çok temizdir. Bakımı da çok basittir. Çok kolaydır. Çünkü yağ dokusu ya. Yani göbek. Hatta göbekten daha iyidir. Çünkü göbekte piercing ilerliyor falan. Onu da göbek piercingi videosunda anlattık. Ama meme ucunda öyle bir şey de yok. Doğru delinirse. Nereden delinir? Bu da değişik bir bakış açısıdır. Yine teknik konulardan biri. Memenin tam ucundan delinir. Yani ucundan, çıkıntısından delinir. Ama bazı insanlarda, özellikle erkeklerde oluyor bu. Çok 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 küçüktür. Neredeyse yoktur. Dümdüzdür. O zaman o kahverengi işte... Rengi değişiyor. O meme ucunun o haresi, hare midir, hale midir o? Hare mi? Hare galiba. O çemberden bilmiyorsam konuşmam. Hare değil mi ya o? Neyse dur. Çember diyeceğim ben. O çemberinden delinir. O çemberinden tabii komple dışından değil. O çember şöyleyse daha ortasında. İşte onun bir şeyi vardır şimdi anlatamayacağım size. Piercing'ci yetiştirmiyoruz. Onun bir şeyi var, ayarı var, standardı var tabii ki. Takılan piercing, yine teknik konulardan biri. 1.2 ve 1.6 kalınlık, bar kalınlığıdır. Şimdi iki türde takılır aslında. 1.6'ya göbeğe gidebilir aklınız. Göbek piercingi 1.6'dır. 1.2 de işte kaş, işte dudak falan. Çoğu bölgede 1.2'dir. Şimdi genelde... Erkeklerde yine 1.2 kullanılır. Çünkü o kadar fazla et kalınlığı yoktur. 1.2. Kadınlarda yine aslında genelde mi demeyeyim ama %50-50 1.2 de kullanılır 1.6 da. Bazen bir de zevk meselesi. Daha kalın bir piercing istiyorsa çünkü bazı piercing türleri mesela işte böyle meme ucunu şeye alıyor. Halter gibi kaldırıyor falan atıyorum. Ya da böyle yine bir çember var. Dışında ortadan çubuk geçiyor falan. Değişik değişik piercing türleri var. İşte orada da var. Şimdi tek tek göstermeyelim. Onlar 1.6 oluyor. Öyle süslü şeyler kullanmak istiyorsa 1.6 deldirmek zorunda. Kalın deldirmek zorunda. İşte o zaten konuşuluyor. Kim ne istiyorsa. Uygunsa tabii meme ucu. Ona göre
deleniyor. Yani bakılması lazım. Memo ucuna kesinlikle bakılması lazım. Yani direkt sakın işte 1-2 delinir, 1-6 delinir şeyden bahsediyorum. Bar kalınlığından denemez. Ki onun bir de şey boyutu vardır. Genişlik boyutu. Eğer o çemberden delinecekse bir de uzun, bu sefer uzunluktan bahsediyorum, kalınlıktan değil. Uzun bar takılmalı. Ama işte banana bel mi takılacak, yani şöyle bombeli mi takılacak? Düz mü takılacak? İki ucu toplu labretler vardır. Çubuk şeklinde. O mu takılacak? Yani gidiyor ve halka mı takılacak? Memo ucunda her şey çok basit. İyileşmesi basit. Acımıyor. İşte ömür boyu kullanılır. Hamilelikte sıkıntı yok falan. Her şey mis. Ama konuşulması lazım. Çok spesifik bir bölge. Çünkü zaten herkesin memo ucu farklı olduğu için böyle. Göbek. Yani göbekte en fazla olan şey şu. Çıkıntılı oluyor. Pörtlek. Şey var ya, göbek bağı hani kesilince falan olur ya, çıkıntılı göbek. Bir de normal işte boşluklu göbek oluyor, bu kadar. Ya da işte kaş da ne olabilir ki yani, ya böyle şey mağara adamı kaşı oluyor ya böyle ince kaş falan. Ama memo ucunda değişiyor yani. Boyutu, büyüklüğü, osu, busu. Teknik başka bir şey geliyor mu aklımıza? Soru, sordukları. Meme ucum düşer mi? Abi ya bu düşer mi var ya, her şeyin sonuna getiriyorsunuz. Kaşım düşer mi? Göbeğim düşer mi? Burnum düşer mi? Kulağım düşer mi? Abi yine bir yer çekimi korkusu. Vallahi bu arada şaka yapmıyorum. Burnum düşer mi denen çok fazla mesajım var benim. Burnum düşer mi? Düşer. Çok yukarı çıkarsan. Gerçekten yani böyle şeyler, yani tabii ki kötü şey senaryolar var. Ama iyi bir piercingciye gelirseniz çok basittir her şey, merak etmeyin. Memo ucunuz falan da düşmez tabii yani, artık geçelim bu konuları. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir şey olmaz, merak etmeyiniz. Yine tekniğe yakın bir şey, bakımla alakalı olduğu için söyleyeceğim. Genelde erkeklerde olmuyor, tişört mişört giyiyorsunuz çünkü. Tabii sütyen giyen de olabilir, ona saygınız sonsuz. Ama kadınlar genelde sütyen giyiyor ve sütyende ne olur, ne biter, takılır, ıbıcık bubıcık, bir şey olmuyor. İlk dönem yine işte o piercing bakımını izleyin, ilk 3 ay sıkıntılı. 3 ay geçtikten sonra kolay kolay bir şey olmaz. Hareket etmemesi lazım piercingin. O videoda diyorum. Toplum kısmına geçelim. Geç. Aa, nasıl gözleri açıldı. Geç geç. Giydir insanlara, giydir. Sen nasıl bir insansın? Hep beni o ateş diyor. Hazır mıyız? Hangi toplumda? Vikinglerde. Yani Allah. Ama önemli bir şey. Toplumumuzda. Türkiye toplumumuzda. Yani ben de İskoç toplumunu anlatsam, keşke. Buraya gaydayla çıkardım. Toplumda seviyoruz bunu. Yani meme 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 bile diyemiyoruz bu arada. Yani nasıl bir saçmalık. Seks diyemiyoruz, meme diyemiyoruz, sevişmek diyemiyoruz falan. Böyle iğrenç şeyler, kalça diyemiyoruz bilmem ne. Bunların hiçbiri bu arada argo değildir. Argo değildir bunlar, neyse odur. Kelimenin gerçek anlamı göt argodur. Kalça değildir. Bırak onu, hani bunu bile diyemiyoruz. Çok saçma. Yine piercingde de öyle. Ne istiyorsanız yapın. Kimsenin dediğini de dinlemeyin. Asla. Memeni mi deldirmek istiyorsun? Bankada 9-5 mi çalışıyorsun? Deldir lan. Sen bankada çalışıyorsun diye seni esir almamışlar bu adamlar, değil mi? Azeri gibi konuştum. Almamışlar. Yahşi. Aybalam. Orhan izliyorsan selam. Çok yakın bir Azeri arkadaşım. Seni almamışlar onlar esir. Gülme dur. Sen istediğini yapabilirsin. Hayatınızı böyle şey yapmayın yani. Yok benim eşim ne der, o ne der. Fark etmez. Bunu yine toplumda dövmede konuşmuştuk. Hiç kimse, eşin, anan, baban, çoluğun, çocuğun, kardeş, kimse sana karışamaz. Sen bir insansın. Bir tane ömrün var. O kadar. Başka bir şey yaşamıyorsun. Bir. O kadar. O yüzden ne istiyorsan onu yapman lazım. Tabii başkasına zarar vermeyeceğin şekilde. Bunu söyleyelim şimdi, gider birileri tarar falan ortalığı. Öyle bir şey değil yani. Memeni mi deldirmek istiyorsun? Senin vücudun deldir. Ha? Anlatabiliyor muyum? Nasıl anlatabilirim bilmiyorum yani daha fazla. Gerçi ben anlatınca da anlarlar mı bilmiyorum. Ne istiyorsan onu yap yani. Ve şu kalıptan da kurtulalım. İşte meme ucu piercingi olan kız işte yolludur. İşte ne bileyim, meme ucu olan, meme ucu piercingi olan erkek gaydir falan. Benim yok ama olabilirdi ve gay değilim. Yani ve olabilirdim.
insanlık başka bir şey. Yani bu başka bir şey. Sana ne, tercih meselesi. Yani buna takılmak işte ancak böyle salak toplumlarda oluyor. İstediğini yaşa kardeşim. Ne istiyorsan yaşa. Kimse de sana laf etmesin. Tamam mı? Ne istiyorsan yap. Şimdi toplumda şeyi de bitirdik. Toplum konuşmasını da bitirdik. Başka bir şey demiyorum artık. Ne diyeyim? Abone değilsen abone ol. %70'i kanalın %70'i abone değil. İzleyenlerin %70'i abone değil. Lütfen o yüzden abone ol. Bu hem içerikleri görebilirsin anlamına geliyor. Düzenli bildirim falan gelir, bir şey olur. Hem de bize faydası tabii ki var. Ne yapıyor? Bizi daha çok ön tarafa çıkartıyor. Milyonda bir de olsa katkısı var. Buçuk kum tanesi olsa da bir katkısı var. Buçuk. O zaman haftaya yine görüşeceğiz. Kendinize cici bakın. Bay bay. Allah'a